Şaban Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Şükürler olsun, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada efendim öncelikle. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Büyük keyifti. Sağ olun. Hemen bu güzel röportajımıza böyle bir Şaban Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız. Ben 1991 doğumlu. Elektrik elektronik mühendisi. Firmanın satış müdürüyüm. Aynı zamanda firma sahibinin oğluyum. Aile yeri yani burası. Evet, aile şirketi. Efendim. Evet, biz ikinci kuşağız. Evet, buradan da babaya da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. İsmi neydi beyefendi? Mustafa. Mustafa Bey'e de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Hayırlı olsun fuarınız. Keyifli bir standla kurmuşsunuz ama buradan önce firmayı biraz tanıyalım. Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız efendim? Firmamız 1984 yılında kurulmuş olup, Mustafa Bey ile Ali Bey firma sahiplerimiz tarafından kurulmuş olup, ilk önce otomotiv sektöründe yer alıp son 10 yıldır da asansör sektöründe yer almaktayız. Bu sektöre girdikten sonra sektörün liderleri arasında gelmiş bulunmaktayız. Yelpaze'de yaptığınız işler yeni sanırım Şaban Bey. Asansör motorlarında dişli dişlisiz olmak üzere iki çeşit motor üretiyoruz. Ürettiğimiz iki çeşit motoru hem yüksek katlarda hem düşük katlarda hem de belli hızlarda, belli yüksek hızlarda üretiyoruz. Yani arz talep meselesi sanırım işiniz biraz. Yani kişilerin ihtiyaçlarına evet, bağlı. Evet, tercihe göre, hıza göre, kullanılış yerine göre, aynı zamanda yürüyen merdiven motoru, yemek motoru, bunların hepsini de üretiyoruz. Yemek asansörü motoru hepsini üretiyoruz. Ne güzel üretiyorsunuz ki bizim ülke olarak çok ihtiyacımız var. Bu üretime ihtiyacımız var efendim. Biz ülke olarak, yani ülkeye katkı olarak esas amacımız zaten yurt dışından gelen, ithalattan gelen motorların önünü kesmekti. Bu sektöre girerken o yönde girdik ve son 10 yılda geldiğimiz noktada birçok ithal motorun önünü kesip ülkemize çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Seviyorsunuz da mesleğinizi. Çok seviyorum. Aslında yani, siz çekirdekten de yetişmişsiniz baktığınız zaman yani. 2015 yılında mezun olduktan sonra sektöre giriş şeyimiz oldu. İlk önce tabii bizim aile şirketi olduğu için şirketimizde ilk önce alt kademeden yavaş yavaş üretimden sonradan satışa geçtik. Ülke olarak yani ülkemize katkılı olabilmek için de bunu yapmamız lazımdı zaten. Çünkü tek bir ülkemiz var hep beraber. Evet, inşallah. Bu taşın altına elimizi koymamız gerekir. Bu bir gerçek efendim. Evet. Firma olarak tabii verdiğiniz ve yapmış olduğunuz bütün ürünlerin de arkasındasınız. Biz yaptığımız ürünlerin hepsinin arkasındayız. Çünkü yaptığımız ürün insan taşıyor. İnsan taşıdığı için hataya da yer olmaması lazım. Hatta kullanıcılara da her zaman daha iyisini istemelerini istiyoruz. Biz çünkü devamlı kendimizi geliştiriyoruz. Onların da geliştirmelerini istiyoruz. Hatta bu işi kullananlar değil, asansöre binenlerin dahi bu konuda bilgi edinmelerini istiyoruz. Çünkü motor insan taşıyor ve küçük araçlar, yani araçlar insanların, belli kişilerin bindiği bir şey. Ama asansör herkesin bindiği bir şey olduğu için biraz daha dikkat edilmesini öneriyoruz. Çünkü hata yer yok, Allah korusun. Hepsi can kayıplarıyla sebebiyet verebilir. Bu da kimsenin istemediği bir durum olur. Yani bizlerin ve kimsenin istemediği bir şey. Fuar nasıl geçiyor? Çok hareketli başladı. Biraz böyle görüşlerinizi merak ediyorum. Fuar Konya'da ilk kez yapılmasından dolayı bence çok etkili oldu. Bizim amacımız fuarı Konya'ya taşımak, İstanbul'dan Konya'ya taşımak. Çünkü asansör komponentlerinin hepsi, birçoğu Konya'da üretiliyor. Fuar beklediğimizden daha iyi geçti. Ciddi görüşmelerimiz oldu. Yurt içi, yurt dışı olarak ürünlerimizi sergileme fırsatı da bulmuş olduk. Tabii mutlu oluyorsunuz bu durumdan da. Çok mutluyuz. Yabancı ziyaretçilerin olması bir kere ülkemiz adına çok önemli. Çünkü siz firma olarak da ihracat pazarınız da var efendim. Yani evet, biz %40-%50 arası ihracat yapan bir firmayız. Asansör sektöründe de çok kısa sürede buna adapte olduk. İnşallah daha artacak. Bizim amacımız yurt içi ama yurt dışında istiyoruz tabii. Ülkemize katkı sağlamak için. Katma değer getirmesi gerekiyor. Bu bir gerçek diyebiliriz. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Hedeflediğimiz yere dönüp bakın, hayal ettiğiniz yer mi? Daha başlangıçtayız. Başlangıçtayız. Tabii, daha başlangıçtayız. Belli bir kademe kat ettik ama esas ulaşmak istediğimiz yer Türkiye'de istediğimiz yere de ulaştık. Ama dünyada ulaşmak istiyoruz. Dünyada bir marka haline. Zaten firma olarak bir markayız ama dünyada tercih edilen bir marka olmak istiyoruz. Kesinlikle biz bir yolda başarılar dilerim. Çok teşekkür güzel ediyorum. Hedefler bir kere. Gurur duyulması gereken hedefler. İnşallah bir gün yeri ve zamanı geldiği zaman böyle kuşaktan kuşağa da bu meslek İnşallah gider. İnşallah. Yani amacımız o yönde. Tabii, biz ikinci kuşağız. Bizden sonra 3, 4, 5 inşallah. İstediğimiz bu yönde yani.
Biz bu yolda başarılar dileriz efendim. Teşekkür ediyorum. Çok samimi bir röportajdı. Sağ olun. Bir kere enerjiniz için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Teşekkürler. Çok samimiydiniz gerçekten. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Gelsinler görsünler tabii, buraya. Gelsinler görsünler. Bir çayımızı, baksınlar, çayımızı, kahvemizi içsinler. Bizleri tanısınlar. Görsünler hani. Firmamızı tanısınlar. Bunlar da kafi diye. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Başarılarınız da her zaman daim olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.